Sağ ol canım, sağ ol canım, sağ ol canım. Hoş geldiniz. Hemen paylaşalım. Herkesle yayınımızın olduğuna dair bir bilgi verelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes hoş gelmiş. Merhabalar, merhabalar. Herkese merhaba. Nasılsınız bakalım? Hayriye Hanımcığım merhabalar. Bayağıdır görmüyoruz seni. Şey uçuşuyor da burada. Onu kovmaya çalışıyorum. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi, sen nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim Ayşe'cim. Teşekkür ederim. Zerçin, senin uyuma saatin geldi lütfen. Cuppa da yatak, hadi bakalım. Ya ay, hadi inşallah güzel geçer serginiz. Merhaba herkes, hoş gelmiş. Oyacım, grupta yazar mısın yayındayız diye? Tamam, zaten yarım saatim var. Hadi dişlerini fırçala, pijamalarını giy. Merhabalar kızlar, herkese merhaba. Evet, gelmek isteyenler gelir, faydalanır yayınlarımızdan. Herkese merhaba. Evet, bugün çok güzel bir bardağım var. Ona çalışmak istiyorum aslında ama bakalım ne çalışacağız oraya. Şöyle bir fincanım var. Müthiş bir şekli şemali. Buna çok çok çalışmak istiyorum. Bakalım neler çalışılabilir, neler çalışırız. Tabii ki çok fazla bilgi detaylarına girmeden çalışacağız. Şeyimiz, yayınımız sabaha kadar burada kalacaktır. Sabahleyin buradan silinecek ve YouTube kanalıma yüklenecek. Bilginiz olsun. O yüzden sonradan aramayın, hocam o yayın vardı da nerede diye. Yayınımız sonradan YouTube kanalda olacak. Buradan kaldırılacak. Ah, o kadar çok güzel şeyler. Of, kaydettim ki o kadar güzel şeyler yapmak istiyorum ki mam. Bu bardağı çok değişik bir çalışma olması lazım. Neden öyle dersiniz? Çünkü bardağın şekli zaten çok orijinal bir şekil. Yani standart bir şekilden kat 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 farklı. O yüzden burada mutlaka çok güzel bir çalışma olması gerekiyor. Çok farklı bir çalışma olması gerekiyor. O kadar çok şeylerim var ki, fikirlerim ve yapmak istediklerim.
Bu aralar. Hadi görüşürüz Erçin'cim. İyi geceler. Bu aralar ben daha çok böyle animasyon bakıyorum. Ama şimdi bir zürafalar daha var diyelim. Bir zürafa var benim yüz yüze workshopta çalışmak istediğim. Bir zürafalar var. Onlar da aslında yüz yüze workshopta çalışmak istediklerim. Bak onu göstermedim ben bizim müdüre. Ama buraya da çalışılabilir diye düşünüyorum. Yani tam böyle iki figür çünkü bu müthiş durur diye düşünüyorum. Çalışsak mı acaba? Ama buraya çalışırsam o zaman hayatta öbür yere çalışamam. Yüz yüze workshop'a çalışamam. Bence çalışalım ya. Ben çok beğendim onu. Çok güzel. O kadar güzel ki onlar. Evet, zürafa çalışalım. Animasyon bir zürafa olacaktır. Hazır gözler kullanacağız her zamanki gibi. Çünkü daha kolayı ve daha etkilisi odur. Ondan sonra ama büyük ihtimal o zaman yüz yüze workshop'a çok çok. Ay, Happy Mother's Day var. Çok güzel bu. O görüntüde ama biz hipopotamlı bir görüntü ama biz o görüntü kullanmıştık, yapmıştık. Aslında şu an onu çalışsak ne kadar müthiş, ne kadar güzel dururdu diye düşünüyorum. Ama kalıbım burada mıydı? Bakmak lazım. Kalıbım buradaysa o kalıpla müthiş çalışılırdı. Evet. Anneler gününe özel çok acayip güzel çalışılırdı. Neyse biz yine de zürafamıza dönelim. Anneler günü belki çalışırız yine hafta içi. Aa, o zürafalı olan da var anneler günü. Çok güzel. Evet onu da çalışırız ama önce normal çalışalım bence. Şimdi bugünkü kullanacağım hamur turuncumsul bir hamur. Evet. Böyle çok turuncumsul da değil de böyle sahara rengi falan da olabilir aslında ona. Ben şurada kalmış olan renkleri karıştırmak istiyorum. Parçacıklar. Onları kullanmak istiyorum orada. Hatta ve hatta dol bile karıştırabilirim. Çünkü benim açık renk dollar var. Onları hiç kullanamıyorum hiçbir yere. Ama buraya kullanılır diye düşünüyorum. Açık bile değil yani şey beyaz renk dol. Beyaz renk nasıl bir şeylere çalışılır onu da pek bilemiyorum. Ama dolu biliyorsunuz dolu genelde biz şey için kullanırız. Bebekler için kullanırız. Ten rengi olarak. Ben şuradan birazcık beyaz alacağım yine de. Dol beyaz yani dol beyaz ne demek? Hafifçe porselenleşecektir herhalde. Öyle daha doğru olur. Şimdi ben bu hamurları yoğuruyorum. Kullandığımız hamurlar beni ilk defa görenler veya hayatında ilk defa böyle bir yayına gelenler tırnittir. Kullanacağımız hamur tırnit polimer kildir ve şu an Hakikat Kırtasiye'de indirimdedir. Direkt WhatsApp'tan Hakikat diyorum. Üçer Kırtasiye'de indirimdedir. Üçer Kırtasiye Eminönü diye yazarsanız direkt irtibata geçerseniz sizlere çok çok yardımcı olacaklardır. Merhabalar, hoş geldin Gülnur. Alıyoruz şimdi güzelce hamurumuzu yoğuralım. Tekrar söylüyorum ben turuncumsu renkleri de kullanacağım. Şöyle ben de bir sürü böyle karışık karışık renkler var. Hepsini kullanacağım. Ki değerlendirelim o renkleri de değil mi? Umarım çok güzel bir çalışma çıkacak. O yüzden güzelce de yoğuralım hamurumuzu. Yumuşatıcı kullanabilirsiniz eğer hamurunuz çok sertse. Hamurunuz gayet makul bir yumuşaklıktaysa o zaman yumuşak şey kullanmanızı
Yumuşak hamuru kullanmanız daha doğru olur. Şöyle güzelce de yoğuralım. Bu bardağı annelere özel yapabilirsiniz ya da babalara özel olabilir. Şimdi karar veririz, erkek versiyonu mu yapacağız yoksa kız versiyonu mu? Büyük ihtimal erkek olabilir bence. Neden erkek olabilir? Çünkü öbüründe çok detay var. Çok şeyler var. Söyleyin adını. Şeyler var. Etekte fırfırı vesairesi vesairesi bir sürü var. Hamurumuzu güzelce de yoğuruyoruz. Kamerayı birazcık yukarıya kaldıracağım sizler için daha net görün diye. Tabii benim buralar baya bir karışık. Her gün bir şey çalıştığımız için baya bir karışıyor bazen. Şöyle. Güzelce de hamurumuzu yoğuralım. Şöyle yoğuruyorum ben. İyicene homojen hale gelmesi gerekiyordur. Çünkü ebrulü olmasın. Fırınladıktan sonra çok kötü gözüküyor ebrulü kısmı. Yani özellikle böyle hani hayvancık yapıyorsak hiç gerek yok bence. Güzelce yoğuralım. Benimle beraber yapabilirsiniz. Çünkü çok hızlı yapmıyorum genelde. Herkesin yetişebilecek hızda yapıyorum. Normal eğitimde çok fazla bilgi vermiyorum. Çünkü online eğitimlerimiz mevcut ve online eğitimlerde daha detaylı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Burada çok fazla öyle bir bilgileri aktaramıyorum. Hoş geldiniz kızlar. Güzelce de yoğuralım. İyice homojen hale getirelim. Ben şu an hiç yumuşatıcı katmadan yoğuruyorum. Çünkü zaten hamur yeterince bence yumuşak gibi görünüyor ama bakacağız ilerleyen zamanlarda eğer şey yaparsam söyleyin adını. Çok böyle sıkıntı verirse yani çatlama vesaire. Teşekkür ederim ya delicim. Sizler de hoş geldiniz. Ben birazcık katmayı deneyeyim de. Şimdi benden yumuşatıcı alan arkadaşlar lütfen doldurma yani şuraya damlatmadan önce çalkalayın çünkü altı daha böyle yoğun oluyor. Üstü daha böyle şey cıvık oluyor. Şöyle bakın o böyle şeydir yani söyleyin adını muhallebi kıvamındadır. Muhallebi de demeyeyim de macun gibi diyelim. O yüzden hani kullanmadan önce şişeyi mutlaka çalkalayın. Termo yapıştırıcı da öyle bir şey yapmanıza gerek yok ama yumuşatıcı da özellikle ithal yumuşatıcılarda çalkalarsanız daha iyi olur. Sitede yok hayriyeciğim çünkü elimde çok az miktarda kaldı. Şu an hem yumuşatıcı hem termo yapıştırıcı var alabilirsin. Siteye koymuyorum. Neden şey koymuyorum? Çünkü öncelik benim öğrenciler yararlansın diye koymuyorum aslında. Yumuşatıcı ve termo yapıştırıcı ikisi de var.
Bu da var. Bu da var. Ama fiyatlarını lütfen şeyden bak. Web siteden bak. Hatırlamıyorum fiyatlarını. Şimdi ben bunu yoğurdum. Bakın çok açık böyle. Güzel mandalina renginde oldu. Böyle bir şey mi istiyordum? Böyle bir şey de bizim için uygun olur. Çünkü bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aslında bu bardağı yapmak istedim iki figür. Fakat ben iki yapmam. Bir tane yapacağım. Ama büyük ihtimal sizden sonra tamamlarım ikinciyi de. Şimdi ben bunu yoğurdum güzelce. Şöyle. Evet. İstediğimiz gibi yoğurduk. Evet, çok tatlı bir renk oldu. Böyle portakal rengi, bir de hafif simli. Şimdi alıyorum. Şöyle. Hamurumu. Top haline getiriyorum. Bakalım ne yapacağız Safiyeciğim. Vallahi hep bütün renkleri karıştırdım yani. Turuncuya hafif benzeyenler. Bu biraz büyük. Çok büyük abartmamaya çalışacağım. Çünkü benim elim biraz şeydir. Hep büyük büyük yapar. Vallahi karıştırdım. Bir yarısı şeydi. Sahara'nın metalik rengiydi. Yarısı da koyu turuncu, yarısı da açık turuncuydu. Şöyle şuraya yerleştireceğim. Hemen gözlere bakacağım. Hangi gözler kullanacağım ben bunun için? Evet, kupa zaten muhteşem. Merhabalar Hatice Hanım. Şöyle. Emrulü olmasın da önemli olan. Alıyoruz esas deklerimizden bir tanesini. Mesela şu. Evet, kupam muhteşem. Buradan bir yer yapıyoruz göz için. Hatta durun, yanlış birazcık daha aşağıdan. Teşekkür ederiz Hatice Hanım. Siz nasılsınız? Tabii ben top yaparken benim topum hiçbir zaman topa benzemez zaten. Hep böyle değişik bir şey olur. Romp gibi. Alıyorum pamuk pedimi. Güzelce de siliyorum. Sarıçka privyet. Şöyle. Şuradan bir iz yapacağım. Kafa birazcık uzunlama ve kısıtlama olacak. Şuradan bir göz bakacağım ben. Gözler normal standart göz olmayacak çünkü daha yuvarlak istiyorum çünkü bu bir hayvancık. Daha yuvarlak, daha böyle şapşıksıl bir göz istiyorum. O yüzden sanırım şunları kullanacağım ben. Ama bunların açıkları da vardı mutlaka diye düşünüyorum. Bakacağım şimdi. Aa, teşekkür ederim. Evet, kupanın gözü çok çok farklı. Aa, bu kupanın şekli, pardon ya, göz nereden çıktı ya. Hemen açıyorum ben gözlerimi. Buna kahverengi göz olabilir ama bir detay kıyafette yeşil olacağı için yeşil de olabilir. Şu gözleri kullanacağım. O yüzden
Yeşil herhalde kullanırım diye düşünüyorum. Açamadım. Naylonundan. Bir tane şu. Bir tane de şu yanındaki olsun. Olsun. Merhabalar, hoş geldin. Şimdi koyarken çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış kondurmayalım gözleri. Çünkü bizim sağ olsun son workshop'ta kızlar birazcık gözleri farklı koydular. Şöyle. Bir de bu var. Bunu da şuraya alayım. Ayrıca İstanbul'da olanlar bu cumartesi annelere özel bir workshop'umuz vardır. Bilginiz olsun. Ve yakında atölyemizde parfüm eğitimimiz de olacak. Özel bir hoca gelecek. Şöyle. Yukarıya doğru. Evet. Şöyle gözler. Güzelce onları oturtalım. Tamam. Şöyle yukarıya. Evet. Şimdi birazcık çok minnak bir yanak yapacağım. Ondan sonra da zaten buçuda geçeceğim. Çok minnacık bir yanaklar olacak. Minnak minnak. Çok böyle tombik bir şey olmayacak. Şöyle. Yine de aynı hamurdan yapıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Beni bilen ve bilmeyen arkadaşlar, ilk defa görenler. İsmim Gülnara. Böyle polimer kili uğraşan birisiyim. Şöyle aldım ben. Hemencik onu yerine oturtalım. Evet. Bir tane daha. Bu arada mucize aletimiz de var. Mucize aletten kaç tane geldi? 3 gelmedi de kaç tane kaldı daha doğrusu? 3 tane sanırım kaldı. Mucize alet dediğim budur. Hemen yüzünü düzgün bir hale getirelim. Ondan sonra vücuda geçebiliriz. Buradan da yanaklarını ben düzeltiyorum. Güzelce onu oraya oturtturuyorum. Hemencik onu silelim tekrar.
Söyleyeceğim. Biraz daha şuraları düzleştirmem lazım ki net otursun oraya. Bence bu kadar yeter orayla oynamaya. Yanak gerçi daha istiyor da. Yani bu öyle bir iş ki uğraştıkça uğraşırsınız. Çünkü aman orayı daha da düzleştireyim. Aman burayı daha da. Ben çok uzun sürsün istemiyorum. O yüzden daha böyle şey yapmaya çalışıyorum da. Oralara silelim tekrar. Evet, bence oldu. Şimdi daha bir şeye benzemiyor tabii ki ama benzeyecek en yakın zamanda. Önce boynunu yapacağım. Hatta boynu da değil de o tamamen artık şey olacak herhalde. Şuraya bir boyun koyacağım. Orayı birazcık önce şuradan bir yer yapacağım. Hatta boyun da değil de direkt vücudunu yapalım. Çünkü zaten küçücük bir şey. Aynı hamurdan yine yapıyorum. Sadece boyun kısmını biraz daha uzatacağım için boyun kısmı birazcık daha şey olacak. Şöyle bir şey. Hatta fakat burası yukarı. Şunu biraz yukarıya kaldırayım ama ben çok altta kaldı ya. Sığdıramıyorum boynunu. Ha, şöyle. Çok kısa kalıyor vücudu bana göre. Bakalım şimdi nasıl bir şey olacak bu. Ben aslında boynunu ayrı yapacağım. Birlikte yapacaktım ama ayrı yapacağım. Çünkü sanki şekli güzel durmayacakmış gibi geliyor da bana. Evet. Şöyle. Bir boyun olacak. Şurasını birazcık şöyle. Boynu şuraya kadar gelecek. Evet. Ve fakat şu
şöyle bir şey olacak. Boynu tam düz olsun her yere. Bir yeri kalın, bir yeri ince olmasın. Teşekkür ederim. Bu da burada olacak. Buraya da altına uçluğu koyacağım o kadarcık. Şöyle. Evet. Merhabalar. Hoş. Ha şey Bilge. Bir de dol beyaz kattım buraya. Çünkü o dol beyazı başka hiçbir yere kullanamadığım için dol beyaz da kattım. Bak şimdi Safiye söyleyince aklıma geldi. Bu birazcık tombiktir. Şeyimiz, hayvancığımız biraz yayvandır şuralar. Yani bu şeyi göbeği yukarıya doğru sivri değildir yani. Tabii tercih sizindir yani illa ki benim yapmak işte yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz de ben sadece açıklamasını yapıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki hiç sorun değil. Şurası sanki daha mı yukarıda kaldı? Şöyle. Evet. Tam istediğim gibi şu an bu. Şurayı birazcık sıvazlıyorum. Tamam bence. Şimdi bacaklarını koyacağım. Ondan sonra devam. Bacaklarım şuradan ve şuradan gelecek ama düz gibi görünecek. Hemen bacaklarını da yapalım. Bacaklarım minnak minnak olacak. Zürafa olduğundan dolayı. Gerçi onun ayakları uzundur ama bizimki karikatür yani. Zürafanın gerçeğinden çok çok uzağız. Evet. Ayakları da çok ne tombul ne de ince. Şu biraz ince olmuş. Ayakların sayesinde şimdi kalçası da birazcık büyüyecek.
Büyümesi gerekiyor yani. Evet, bakayım hemen. Şuradan çaprazını kestim. Buradan da çok iyi. Biraz daha şunları yaklaştırmam lazım. Biraz yukarıya. Bu da. Buralar tabii ki de sabitleyeyim. Hemen silelim. Şimdi beyaz önce kullanacağım çünkü sonra kahverengi alırsam kullanamam beyazı. Bir parçacık beyaz alıyorum. Hemencik onu şöyle ve şöyle. Evet. Ve şuraya bakıyorum. Merhabalar, hoş geldin Özlemcim. Tamam. Teşekkür ederim. Sen çıkıyor musun? Geliyor musun? Yoksa çıkıyor musun? Çünkü sen demin buradaydın sanırsam. Ha, hoş geldin o zaman. Anladım. Sadece alt kısmını sabitlemeyi düşünüyorum bunda. Başka bir şey sabitlemeyi düşünmüyorum. Başka bir yerini. Sonra burayı biraz silmem lazım. Parmak izler kalmasın. Şöyle. Sonra alıyorum şöyle bir şey. Ve şu bu çok mu büyük? O çok büyük, bu çok küçük. Nerede bu dotslar? Ha. Şu galiba uyar ona. Evet. Şu uyar mı acaba yoksa bu mu bence bu?
Teşekkür ederim. Şöyle. Bir de böyle. Evet. Teşekkür ederim kızlar. Tamam, oldu. Şimdi koyu kahve alacağım. Koyu kahvem var mı? Tabii ki var. Biz onu çünkü en son nerede kullandık? Biz onu en son workshop'umuzda kullandık, koyu kahve. Ama benekleri koyu kahveden olmayacak. Şöyle küçücük zaten istiyorum koyu kahve. Hemen onu böyle bir yoğurayım. Hemen kalın ayağında açacağım. Oyt. Şöyle. Ve şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Şimdi bana kopat lazım. Ama hangi kopat? Hemen biz ona şimdi bakacağız. Hangisi bizim patilerimize uyuyor? Ve tabii ki haliyle de kolumuza uyacaktır. Hemen bakıyorum. Herhalde şu uyar diye düşünüyorum. Evet. Şöyle. Şöyle. Ve buradan. Tamam. Şimdi şunu alıyoruz. Ve şuraya oyt. Yerleştiriyoruz. Evet, bakın. Çok güzel olmuş. Tam oturdu yani ayarı. Evet. Bunu tam oturtamadım tabii ki. Şöyle birazcık şuradan toplasam o da tam oturacaktır. Evet. Güzelce bastıralım. Evet. Şimdi kıyafete zamanı geldi. Öncelikle şöyle elimi güzelce sileceğim. Kıyafetimiz beyaz gömlek ve papyonumuz olacak ve askılıklı bir şeylerimiz olacak. Elimi güzelce siliyorum. Önce beyazımızı alacağım. Umarım beyazım erim şey dökülmez şey gibi. Çünkü beyazlarımız çok yumuşak bu arada. O yüzden habire şikayetçiyiz o beyazlardan. Evet. Bence müthiş uydu. Hemencik'e keselim fazlalığını. Şimdi bakacağım bu uyuyor mu bana oraya. Buradan fazlalığını kesiyorum. Nerede? Sakin. Bu fazlalığını buradan alıyorum. Buradan da
Bunları da şöylece toparlamamız lazım. Silelim güzelce de şimdi. Ben gözüne kirpik düşünüyorum, biliyor musunuz bunu? Şu an yapıyorum ama aklım gözünde. Çünkü gözler aynasının kalbidir. Kalbinin aynasıdır. Şimdi şuradan da bir çizgi yapacağım. Neden dersiniz? Çünkü oraya şeyi koyacağım ben. Neydi onun adı? Söyleyin siz. Evet. Şuradan bir çizgi olacak şöyle. Ve şuradan böyle bir çizgi olacak. Evet. Ne koyacağım oraya ben? Birazcık yan kaydı çizgisi ama olsun bence. Sorun olacağını düşünmüyorum. Oraya şimdi ben düğmeciklerini koyacağım. Ve düğmeciklerim, benimkiler açık açık pembe renkte olacak. Alıyoruz. Workshop'ta kullanacağımız, cumartesi kullanacağımız hamur serisini alıyoruz. Bilir kızlar, benimkiler ne hamur serisi buydu. Yeni çıkan hamur serisi. Onu açıyorum burada. En kalın ayarda açtım. Onu da çok minnak bir kopatlarımız lazım. Bakacağım, bu buraya büyük mü, büyük. Şu herhalde uyar düşünüyorum. Bakacağım. Evet, bence de. Bir tane açtık. İki. İki tane yeterli. Hemen şuradan onu alıyorum. Elimin ucuyla ve önce bir tanesini şuraya koyuyorum. Bir tane de bir tık aşağıda koyuyorum. Ben sana daha senin şeyini göndereceğim, değil mi? Neydi o? He, onu ben yapmadım, biliyor musun? Öyle kaldı valla. Cesaret edemedim yapmaya. Bu bardağı veremem çünkü bu bardakların sahipleri var. Yani bu şekilli bardakların sahipleri var. Kadınlar, bir tane kadın var bekliyor yani, hatta gelene kadar. Şimdi şeyi de altındaki totisini kapatacak rengimiz de yeşil olacak ama yeşil birazcık şey olacak. Ya, nerede var mıydı bizde yeşil? Burada en son kullandığım yeşil vardı. Var. Oraya da böyle bir ay evet ya, onu yapamadım, biliyor musun? Böyle kaldı bende o. İçimden gelmedi ya onu devam etmeye, bilmiyorum neden. Şimdi onun kıyafeti birazcık böyle şey, altındaki şeyi ben parmağımı çıkardım bugün, biliyor musunuz? Ve yine de o parmakla çalışıyorum. Çıkmazsa iyi yayın sürecinde. Çünkü bakın damar nasıl şişmiş, şurasını görüyor musunuz? O parmak bugün çıkmıştı. Buradan bakar mısınız şuna? Sanki damarı elden ayrı. Şurada bir tane renk var, Glamour. Onu ben kullanmak istiyorum onun şeyine. Pantaloncuğuna. Ama onu hafifçe yeşille renklendirmek istiyorum. Çünkü onun tek bu rengi pek şey hoşuma gitmedi yani. Şöyle.
Şöyle bence bu yeter herhalde pantolona. Teşekkür ederim kızlar. Bu normaldir. Benim parmağım çok sık sık çıkar. O öyle bir yer etmiş ki orada çıkıyor. Daha morarmadan takarsam onu paçayı kurtardım demek. Ama şişmeye morarmaya başlayınca maalesef ki o zaman müdahale gerektiriyor. Çünkü o zaman takamıyorum yerine. Artık kendi parmaklarımı kendim takıyorum yerine. O dereceye geldim yani. Evet, şöyle yaparken işte o burası hemen şişi veriyor. Maalesef. Şimdi bunu hamurumuz güzelce de yoğuralım. Güzelce de yoğuruyoruz. İyice de homojen hale gelsinler. Çok eski bir hamurdur bu glamur ama yine de gayet güzel yani yumuşak. Şu an daha yumuşatıcı hiç katmadım. Bakacağım şimdi bunlar birbirine, oy parmak parmak parmak, birbirine nasıl şey yapar. Ona göre birbirine nasıl karışır ve homojen hale gelir. Ona göre de yumuşatıp büyük ihtimal yumuşatıcı biraz katacağım çünkü çatlıyor hamur. Bu demek ki yumuşatıcı azaldı ve çatlamaya uygun, müsait bir hamur kıvamı. O yüzden birazcık çok azıcık kattım ben. Bunu güzelce de yoğuruyorum çünkü iki renk birbirine iyice karışması gerekiyor. Şöyle bakın, ebruli daha. Ekran dışında şey yapıyorum çünkü bardağı veya kameraya değsin istemiyorum. Dün çok hamur yoğurdum herhalde. Eğitimde bir de üst üste 2 gün oldu ya. Birazcık sanırım zorladım. Gerçi yardımcı oluyor kızlar. Sağ olsunlar eğitimde ama yine de şöyle bakın. Güzel bir renk, böyle yeşilimsi karışık bir renk oluyor. Neyse, karıştı sayılır. Şimdi bundan altına pantolon yapacağım. Sonra kollarını takacağız. Çok bir şeyimiz kalmadı zaten. Bunun farklı bir versiyonu var. Hani tamamen farklı bir versiyon. Daha böyle nasıl esprili bir versiyonu var. Onu, oh parmak. Onu çok şeye, onu workshop'a çok koymak istiyorum. Bakalım koyabilirsem inşallah. Şöyle. Fakat bunun birazcık doku vermek gerekir diye düşünüyorum. Doku bezlerim hemen şurada var, alayım. Şöyle. Merdanelerim yok, merdanelerim hepsini dükkana götürdüm. Şunu birazcık şuraya kaldırayım ki, çünkü merdaneyle geçeceğim. Evet. Bunu buradan alalım. Şuradan keselim, birazcık kaldıralım ortadan. Buradan keselim, kaldıralım. Alttan keselim. Ve bakalım şimdi. Bir de şuradan keselim.
Ve bakalım bize uyuyor mu bu boy? Bu boy çok büyük bizim için. O yüzden biraz daha şöyle. Evet, işte bu. Hemen pantolonla yerleştiriyorum yerine. Önce bu tarafı yerleştireceğim. Şöyle. Merhabalar, hoş geldiniz. Gözde hanım herhalde geldi. Hemen şuradan da kesiyorum. Şurayı benim tamamlamam gerekiyor. Göbeğin yarısına kadar gidiyor. Buradan da birazcık bacak görünecek. O zaman biraz daha yukarıya kaldırayım bunu, değil mi? Evet. Şöyle. Birazcık bacağı görünecek. Evet. Buradan da evet Gözdecim. Birazcık farklı bir zürafa. Biz bunun biraz farklı versiyonunu da eğitimde başlayacağız inşallah çarşamba. Yani zürafa değil, çarşamba bizimki farklı bir şey olacak. O çatlamalı olan, pardon. Onu yapacağım demiştim herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bu o yayın yarın silinecek ve YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz tekrarını kızlar. Şöyle. Benziyor demek ki oradan, hemen zürafa dediğinize göre. Evet, cumartesi. Oy, cumartesi diyorum, çarşambayız inşallah. Eğitimdeyiz. Oy. Sonra şunu da buraya alta veriyorum. Şöyle. Ay çok güzel bu ya. Hey, Allah'ım sen nasıl güzel bir şeysin. Tamam. Şimdi şuradan bir kemer yapacağız. O kemer de aynı renkten olacak. İncecik bir şey olacak. Tamam da Seyideciğim, ben konuşuruz biz seninle yeni, tamam, bunu beğendiysen öbür o cin Ali'nin yerine bunu gönderirim sana. Belki bardağını değiştiririm, hani benim o isteyen bayanla konuşmam lazım, bir tanesini verebilir mi? Bunu da şuraya incecik koy veriyorum. Ay ay ay, sen çok mu centilmen oldun ya? Çok güzel bu ya. Bayılıyorum öyle pantolonlara. Allah'ım. Çok güzel bu. Şunu da buradan. Bunu da buradan. Evet. Şimdi kollarını yapacağım. Kollarından sonra yine de şeyine, kıyafetine devam edeceğiz. Kolları yine de aynı şeyden yapıyoruz. Şundan. Hemencik onu önce yapalım. Ve beyaz kullanacağız. Gömlek beyaz olduğundan dolayı biraz daha beyaza ihtiyacımız olacak. Kollar çok kalın değil. Kollar biraz daha incedir bacağa göre. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Şurada birazcık açıklık kaldı. Çok minnak bir açıklık. Onu da şu küçücük parçayla, kapatmak istiyorum orayı. Ben de genelde böyle orta yerlerinde hep açıklık oluyor.
Benimkiler birazcık edepsiz. Her yer açıkta. Şöyle. Tamam. Şimdi alıyorum iki tane hemen hamur. Aynı kalınlıkta. Aynı boyutlarda diyelim, daha doğru olur. Şöyle hemen kol için açıyorum onu. Yine de tabii ki de şöyle bir şey koymamız gerekiyor hemen. Önce bir yapayım kolunu, ondan sonra o şeyden de ekleyeyim oraya. Ne derler ona, toy, ne derler ona, toynak mı ne derler? Sinan bulabilir. Toynak mı derler o ayağındaki şu şeye? Ama şimdi yetiştirir cevabı hemen. Bakayım. Evet. İşte bu. Şöyle. Tamam. Bunlar da hazır. Fakat onları biz beyaz kullanacağız. Hani beyazı kaplamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bizim şey de şeyden. Gömleği beyaz ya. O yüzden beyazı kaplarsak muhteşem olur. Ben nedense sana Esin abla diyesim var bugün. Bütün günlerden takıldı dilime. Esin abla, Esin abla. Kim diyor bizim grupta Esin abla acaba? Böyle takıldı kaldı ağzıma Esin abla. Şöyle ben iki kolu da buraya kaplamam lazım. Hep Asude'nin yüzüne. Ay doğru söylüyorsun. Şöyle. Bunu buradan şöyle alıyorum. Aa, hoş geldin abi. Ay ben bunu ters yaptım. Bunu biraz şöyle yapmam lazım. Çünkü o katman yeri dışarıya bakacak. Şöyle. Beyaz öyle bir yumuşak ki, berbat yumuşak bir halde. O yüzden hiç sevmiyorum o beyazı bu aralar. Şöyle. Hemencik katlayalım onu. Ve şuracıktan da keselim. Evet, işte bu. Bakın. Bakalım ne çıkacak. Bakacağız. Bir tane daha yapalım. Hemen onu da şöyle çeviriyorum ters. Şuraya kadar. Evet. Hemencik onu da katlayalım buradan. Selamünaleyküm. Şöyle. Şöyle. Keşke çalışırsan gerek ya. Şöyle. Çünkü ben yıkayacaktım da sabahleyin daha şey yapmamıştı, yıkamadım yani. Ondan sonra. Kusura bakma. Ondan sonra. Alıyoruz yine de o şeylerini yapıyoruz. Ayakkabısını mı, şöyle. Şöyle. Buradan her zamanki gibi, her çalışmamızda yaptığımız gibi
Hemen silelim onu çünkü beyaz hemen bir şeyler yapıştırıyor üstüne. Bir de öbürüne koyalım. Öbür kolunu da koyalım şimdi. O da aynı şekilde. Buradan yeri yapıyoruz onu. Ve yerleştiriyoruz şuraya. Evet, o da böyle dursun. Şöyle. Hemen onu burada birleştiriyoruz. Şurayı birazcık aşağı indirmem lazım. Burayı da yerleştirmem lazım buraya. Şöyle. Birazcık bunu yukarıya şöyle çekebiliriz. Şimdi askılarını yapacağız. Askılıklarını daha doğrusu. Şöyle şundan bence aşı olur bence. Hemen yapalım. Ay şimdi bir çalıştırdık. Hemen. Ne ince ne de kalın. Evet, şimdi bir tanesi şuradan. Evet. Hadi. Elime yapışma. Bir tanesi şuradan. Şöyle. Bir tane de buradan. Gelecek. Çalıştır, çalıştır dedim ya, duymuyor musun? Çalıştır, çalıştır. Duymuyor musun beni? Şeyde, şöyle. Bunu da buradan koyuyoruz. Burası kapanacak şimdi. Şurası çok pofuduk kaldı kolunun ya. Şurası hiç hoşuma gitmedi onun. Şöyle birazcık bunu herhalde şu arkaya bastıracağım biraz. Çünkü hiç hoşuma gitmedi orası. Biraz kabarık oldu mu ne? Hani. Şöyle. Neyse bunu da buraya koyacağım. Çünkü zaten orayı şimdi ben papyonla, kocaman papyon gelecek oraya. Ve büyük ihtimal kapanacak buralar. Şöyle.
Şöyle. Sonra bunları tamamen kaldırıyoruz. Alıyoruz. Şimdi iki tane küçücük düğmecik şey için, pantolonun askılıkları için onu kullanacağız ve papyon için de onu kullanacağız. Önce papyonumuzu yapalım isterseniz kızlar. Normalde aslında kocaman bir, biliyorsunuz normalde yaptığım papyonları birçoğunuz bilir. Ama burada birazcık daha kaba bir papyon istiyorum ben. O yüzden şöyle bir şey yapacağım bakın. Açıyorum bunu ayarda, makinede. Düğmeyle aynı renkte hepsi. Şöyle. Şöyle olsun. Bunu dikdörtgen haline getiririm. Çok büyük bir papyon oldu bende. Bakayım. Anam. Biraz daha küçük yapmam lazım. Tekrar açayım. Abarttım yani. Şurayı bir sileyim. Çünkü her renkten var masamda. Hemencik onu alıyorum şöyle. Fakat şimdi onu yapmadan önce bir şey aklıma geldi. Yapmadığımız bir şey, onu yapmamız lazım çünkü. Çünkü sonra yoksa boynuna yapamam onu. Neymiş o? Bir düşünün bakalım. Ne olabilir unuttuğum bir şey? Unutmadım da şimdi. Hocam iyi akşamlar. Siz hangi şehirdesiniz? Biz İstanbul'dayız. Şöyle açtım ben. Hem kahverengiden. Kahverengi daha açıktır normal toynaklarına göre. Şöyle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, yaptık orayı da. Unutmadım da hani erkenden yapmasaydım. Sonra zor olurdu birazcık. Allah muhteşemsiniz. Keşke Antalya'da olsaydınız, ben İstanbul'da olsaydım. Yani şöyle söyleyeyim. Online eğitimimizi Türkiye'nin her şehrinden geliyor. Bizim neredeyse her online eğitimimize İzmir'den katılan arkadaşımız var. Neredeyse her üçüncü workshop'a Ankara'dan gelenler var. Yani sabah uçakla geliyorlar, akşam uçakla gidiyorlar. O yüzden istediğin zaman katılabilirsiniz veya online eğitimimiz mevcut. Online eğitimimize de katılabilirsiniz. Şimdi alalım şuradan. Kocaeli'nden gelen var. Evet, Özlem Hanım Sakarya'dan mesela geliyor.
Yer Türkiye'nin her şehrinden hemen hemen gelen var. Şimdi bakın kızlar, şöyle dikdörtgenler açtım. Bunu biraz daha küçülteceğim. Bunu da biraz küçülteceğim. Umarım istediğim gibi olur. Şöyle. Teşekkür ederim. Gülnur Hanımcığım, hocam. Zahmet olur. Evet. Okuyamadım. Hocam, bir zahmet, müsait olduğunuz zaman bana yazar mısınız? Tabii ki, tabii ki yazarım. Evet. Kim bizden uzak? En uzak benim hocam. Ha, aynen. Bursa'dan gelenler var. Bize Ankara'dan gelenler var. Gaziantep'ten bile gelen var. Şöyle papyonumun kulaklarını yaptım. Şimdi onları oraya yerleştirmem lazım. Şurayı birazcık bastıracağım ki şey yapmasınlar. Çok fazlalık bize yaratmasınlar orada. Şimdi bir bakacağım, uyuyor mu bunlar buraya? Evet, işte bu. İşte bunu istedim ben. Evet. Bunu da birazcık şuradan keseceğim. Azıcık çok. Onu da oraya yerleştireceğim. Evet. İşte budur istediğim. Evet. Herkes kendi şehrini istiyor hocam. Planlamak lazım. Aynen. İzmir'den Handan Hanım, maşallah komşu kapısı gibi geliyor. Evet, İzmir'den Handan Hanım. Neredeyse değil, her workshop'a geliyor. Hatta bu workshop'u ücretsiz hakkıydı. Çünkü bize 5 tane peş peşe workshop'a katılanlar sıradakine ücretsiz geliyorlar. 6. workshop'a. Ve Handan Hanım onu kazanmıştı. Fakat rahatsızlandı. Sabahleyin daha başlamadan maalesef bırakmak zorunda kaldı. Yani dönmek zorunda kaldı. Dönmedi de, gerçi arkadaşına gitti ama çok kötüydü. Beli sıkışmış sanırsam. Şimdi bir de ortaya şöyle bir o çirkinliğini kapatacak bir şey yapacağım. Biraz fazla oldu. Ne? Hocamın hayalindeki mi, yaptığındaki mi mutluluğu? Şöyle. Evet. Oyt. Tutturamadım onu oraya. Şöyle. Ha. Şöyle. Yarın arayacağım Handan'ı. Bugün aramak istemedim. Belki gece yolda geçirdi. Şey, doktor falan gitmiştir belki. Yarın inşallah unutmadan arayacağım kendisini. Evet. İşte budur. Çok güzelsin sen. Evet. Şuraları şişirelim birazcık. Buraları da şişirelim birazcık. Şöyle ve böyle. Evet. İşte muhteşem bir şey oldu. Şimdi devam ediyoruz. Hadi ya, çok tühtü. Ben aramadım, özellikle aramadım. Hani yoldan gelmiştir.
İlaç falan yapıp uyumuştur diye. Hani rahatsız etmedim. Özellikle doktora falan filan giderdim ama yarın arayacağım inşallah. Evet, işte bu. Şimdi ben kaşlarını koyacağım. Hangi evetten? Ne dedi? Ne diyorsunuz anlamadım ben. Şimdi bu tamam. Bu pembeyi kaldırıyorum ben. Şimdi kaşlarını yapacağız. Koyu kahverengiden. Aslında oradaki siyah mı ne? Yok, siyah bence yakışmaz. Kahverengi yakışır. Ama önce bir beneklerini koyalım da bir şeye benzesin yani. Şöyle. 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 Ama kaşını oraya keşke önce koysaydım. Durun, kaşını koyayım. Sıra eğitimdeydi. Bitti herhalde eğitimi. Orada olduğuna göre. Şunu kaldıralım bir zahmet o zaman. Böyle. Bir kaş havada, bir kaş bir yerlerde yani. Şimdi hemencik de şu şeylerden koyayım. Beniklerden. Ait. Nereye düştü? Şuraya düştü. Sonra Soray şey gibi hani bak burada görünmedi bile şeyde kahve boynunda o kadar da koydum yani Soray şey gibi hani okulu hiç bitmeyen talebeler gibi hep eğitim var hep eğitim var Soray'da. Hep sınıfta kalıyor da onda öğretmenler de gariban ne yapsın bu sınıfı geçsin diye habire ders veriyorlar.
demiyor da sınıfta kalayım diye ruhen eğitimi çok iyi. Yakında velini çağıracaklar, dur bakalım. Ben giderim veli yerine. Şöyle koyayım şuraya. Bugün bir tane şey paylaşım gördüm, tamam mı? Bir çocuğu babasını okula çağırıyor öğretmen. Ne diyor ki, notlar çok kötü. Sınıfta kalacak diyor, tamam mı? Adam da diyor ki, peki benim oğlum sınıfta kalınca siz tekrar onun öğretmeni mi olacaksınız? O da diyor ki, yok, sizin çocuğunuz sınıfta kalınca sınıfta kalacak. Biz de öğrencilerle devam edeceğiz. Ondan sonra adam da diyor ki, ben bir oğlumla konuşayım. Sonra da diyor ki, senin gibi işte bilmem neyle 2 sene daha okuyacağını sınıfta kalsın daha iyi. Bak işte sana söylüyor Şükran. Ha bire Suray da Suray, Suray da Suray. Bak, bak gördü, resti çekti. İşte böyle dalga geçersin. Şimdi artık oturursun kendi başına, kendin yoğurursun hamurunu. Kızlar, yeni bizi tanımayanlar belki şimdi şaşırır, diyor ki bunlar ne diyor? Bunlar yüz yüze eğitimden kalma kavgaları yani. Birbirine laf yetiştiriyorlar burada. Ondan sonra da diyor ki, işte ben sana yardım etmem, ben sana yardım etmem. Halbuki birbirlerinden de ayrılamıyorlar hiç. Ne zaman görsen sarmaş dolmaş. Tamam. Şimdi gelelim kulaklarımıza. Kulakları yine de aynı renkten yapıyoruz. Vallahi öyle Hayriye, yani bak birbirine laf yetiştiriyorlar. Ondan sonra da Şükran herkesten en geç bitiriyor ürününü. Hocam daha yoğuramadım. Hocam daha bitiremedim. Yani Suray yardım et. Suray yardım ederken bir sus, bir konuşma yani. Yardımı ne diyor bak. Yok, illa konuşacak. Bak. Kaldın şimdi yardımsız. Şimdi yine de aynı hamurumuzu alıyoruz kızlar. Şöylece güzelce onu geçiriyoruz makineden. Şimdi buraya hangi şeyi kullanacağız? Kopat herhalde, sarı daha çok doğru olur. Şöyle. Fakat içine bir renk daha eklenecek kulağın için. O da pembe aslında. Ama ben bu pembeyi istemiyorum yani. Şuradaki pembeyi pek istemiyorum çünkü o zaten papyonda falan var. O yüzden daha sakin bir pembe. Herhalde şurada bir parçacık var, belki o bize uyar diye düşünüyorum. Hocam, iyi geceler, benim unutmayın lütfen. Tamam, ben ekran görüntüsünü alayım mı size hemen? Yoksa şey bulamayacağım yani, hikaye şeyde görünmüyor çünkü sonra yorumlar. Hadi görüşürüz canım benim. Sen herhalde yatacaksın. Dedikodu time olmayacak herhalde. Neyse, hadi bugün de dedikodusuz kalsın. Şöyle aldım ben bir tane böyle açık bir lila rengi, hatta pembe bile değil. Onu oy yuvarlak kesecektim diyecektim ama benimki yaprakmış. Ben teşekkür ederim. Suray'ı kaçırdınız işte, böyle konuşursanız arkasından. Bak gitti. Küstü gitti. Hadi döndürüm, döndürebiliyorsanız şimdi. Şimdi bakın, ikisinin de içine birer tane pembe koydum. Şöyle.
Bunu da şuradan şöylece kıvırıyoruz. Bu kadar. Gerçi burası da birazcık şöyle böyle. Bunu da şuracıktan kıvırıyoruz. Ve şurayı da birazcık sivrileştiriyoruz. Şöyle. Hocam ve arkadaşlar ben de kaçıyorum. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Şimdi o kulakları yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle alalım. Bir tanesi şurada. Allah'ım sen nasıl güzel bir şeysin böyle. Aman da aman. Evet de YouTube'dan izlersiniz artık inşallah. Allah'ım şuna bakın. Ama bu kulağı yukarıya kaldırmam lazım. Şöyle. Birazcık. Şöyle. Yok o çok fazla oldu ya. Şöyle. Hatta yok ya yukarıya olabilir. Çünkü burada şapka olacak şimdi. Bu biraz şöyle şurayı alacağım birazcığını. Çok uzun oldu. Şöyle olsun bence. Bunu da birazcık alacağım. Hayır ya bu zürafa ne süt buzağı yavesin. Hatta şunu birazcık şuradan. Bunu da birazcık şuradan. Şimdi kaldı şapkası. Alıyoruz yeni yeşilimizi. Ama burada sade yeşil olursa daha iyi olur. Aldım. Bir de şapka yapacağım ama şapkayı ben sade renk istiyorum yani böyle simli istemiyorum. Yoğuruyorum. Benim güzelce de kaldı. Sadece şapkası ve bitti.
yeşil çok yumuşak, o yüzden şapka için bence müthiş uyar. Ama inşallah biz onun şeklini orada tuttururuz. Aa, şuraya pembe noktacıkları unuttum. Pantolonun ilikleri. Siz de söylemediniz. Biraz daha koyu, bu da çok açık. Benim yok muydu şey? Zeytin. Ha, şurada varmış, buldum. İstediğim rengi şu olacak. Şu zeytin rengini istiyorum. Hemen onu yoğuralım. Şapkamızı takalım ve tamam. Şimdi en kalın ayarda açıyorum bunu. Şu kısmını, şapkasını koyacağım. Oraya bir tane yuvarlak keseceğim. Ben de o yuvarlaklar neredeydi? Şuradaydı ama bunun da yuvarlağını biz biraz bozmuştuk sanırım. Şöyle bakayım, buraya uyar mı? Allah'ım, şuna bakın ya. Tipi tip. Şöyle biraz yukarıya doğru bakacak şapkası. Şöyle bir de kafasına şapkasını koyalım. Yine de silindir şapka olacak. Şöyle şey, şöyle, ama bunu birazcık şimdi aşağı indireceğim çünkü oraya daha şey yapacağım. Oraya bir şerit geçeceğim de pembeden. Bakayım. Evet, muhteşemsin. Ama şu arkaya temas etmesini istemiyorum çünkü gerçi şöyle içtiğim zaman evet gayet de ortada duruyor değil mi? Evet. Bence hiç değiş. Mam privet как дела у тебя? Mamdır. Gülbanucum privet. Tabii ki gelebilirsin Gülbanucuğum, ne zaman istersin.
Когда хочешь, можешь прийти. Когда ты свободна, ты следи просто за новостями нашими. Şimdi alıyorum pembeyi, sonra tüşler kızlar. Hemencik'e geçiriyorum en ince ayarda. Ты на какой хочешь, скажи мне, на цветочек или на фигурку? Может, я успею тебя предупредить. У нас вот в субботу будет цветочек в этом, в Шишле. Şimdi hemen şu pembeye geçiriyorum en ince ayarda. Şimdi bir şerit yapacağım oraya. İncecik. Aa, nu da. К сожалению. Ну, надеюсь, как-нибудь день келер, иншалла. Şimdi şuradan bir şerit geçiriyorum. Evet. Ve buraya da bir tane küçücük fön koyacağız. Şu fazlalığını buradan alıyorum. Şimdi buradan da papyonun şey küçücük bir fön keselim oraya. Şöyle. Şapkasının kenarında da bir küçücük fön olacak kızlar. Şöyle. Hop. Tamam. Evet. İşte bu kadar. Ya teşekkür ederim ya. O kadar konuşturmuyorum da hamur beni konuşturuyor. Şimdi şuradan da alıyoruz şunu şöylece. Ay, bozdum. Şöyle aynı hamurdan fiyonk yapacağım. Şöyle. Allah'ım sen nasıl güzel bir şey oldun da. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim bugün bunu. Bunu da şuraya bir koyalım. Orası açılmasın. Şuralarda yukarıya kalkacak. Şöyle. Bitti. Bu kadar işte. Birazcık yanakları pembeleştirelim. Hala buza mı benziyor? Bence değil. Şuraya birazcık pembeleştireceğim. Çok azıcık yani. Nasıl, neye hazır olacak?
Bunu da yaptık. Şimdi birazcık şuraları da renklendireceğim. Evet kızım. Kirpik de aslında istiyordum. Şöyle ama kirpik yapmayacağım. Aslında kirpik de çok güzel yakışır. Bu kadarcık kızlar. Katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Sonra bunu fırınlıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yarın yayınımız yok. Yarın inşallah ben kendi işlerimle uğraşacağım, kendi siparişlerimle. Çarşamba günü online eğitimimiz var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. İşte birlikte yaptığımız yayın sabahleyin silinecektir ve YouTube kanalda bulabilirsiniz bu yayını. Yayın benim profilim ismiyle bir kanalım benim profilim ismiyle birebir